Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mülk Suresi'nden bir pasaj işleyelim inşallah. Mülk Suresi'nin 6. ayetinden itibaren. Tabii Mülk Suresi Mekke'de nazil olunca Mekki surelerin çeşitli vesilelerle sürekli işlediği, farklı boyutlarıyla derinleştirmek istediği, kalpleri iyice tabiri caizse emzirmek istediği, sündürmek istediği belli başlı birkaç inanç konusu ve ahlaki ilke var. Bu inanç konularının birisi tevhiddir bildiğimiz gibi, Allah'ın birliğidir. İkincisi de ölümden sonraki hayattır, ahiret inancıdır. Bir de nübüvvettir. Peygamberlik inancı, Allah inancı ve ahiret inancı. Ahiret inancı da zaman zaman cenneti tasvir eden pasajlar olur. Zaman zaman cehennemi tasvir eden pasajlar olur. Zaman zaman cehenneme düşmüş insanlarla cehennemdeki görevli melekler arasındaki diyaloglardan bize bazı nakiller yapar. Bugün böyle bir cehennem tasvirini konu alan bir pasaj işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Rablerini inkar eden. Burada ilginçtir. Bakın, kendi Rablerini inkar eden. Çünkü Mekkeli müşrikler esasında kendilerini yaratanın Allah olduğuna inanıyorlardı. Bunu biliyorlardı. Kendilerini rızıklandıran, büyüten, yeri göğü yaratan, yağmuru yağdıran, geceyi gündüzü mevsimleri sevk idare eden mutlak gücün Allah olduğuna inanıyorlardı. Mesela bazı ayetlerde Peygamberimize diyor ki onlara de ki yeri göğü kim yarattı? Onlar diyecekler kesinlikle Allah yarattı. Buna rağmen Rablerini inkar edenler diyor ayet. Rablerine nankörlük edenler. Hem Allah'a iman ediyorlar hem Allah'ın nasıl inkar ediyorlar. Onların inkarları şirk şeklinde Allah'la birlikte başka güçlere de inandıkları için müşrik oldular. Ve böylece Rablerine karşı büyük bir nankörlük ortaya koydular. Onların uhrevi cezaları cehennemdir. Ve orası ne kadar kötü bir yerdir. Daha kötüsü olamaz. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Şimdi akşam olunca hepimiz evimize gideriz. Değil mi? Evimizden öteye bir menzilimiz yok. İşimizden çıkarız. Son menzilimiz evimizdir. Son varılacak yer. Aslında hayatın da bir bitim noktası vardır. En son gidilecek bir yer vardır. Ya cennettir ya da cehennemdir. Cehennem ise orası gerçekten ne kadar kötü bir yerdir. Daha kötüsü olamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Peki oraya vardıkları zaman اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا مُه۪يَتَفَوْضًا Bu cehennemlikler oraya atıldıkları zaman böyle bu ifadede bile Cenab-ı Allah'ın cehennemliklerin ne kadar kıymetsiz, değersiz olduklarının esasını anlatmak istiyor. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de sizin Allah'a duanız yoksa Allah size ne diye kıymet versin der. Dolayısıyla Allah'a dua etmenin Allah'ın izninde bir kıymeti yok. Bunlar da bu manada atılacaklar böyle. Cehenneme atılacaklar. Cehenneme atıldıkları zaman o cehennemde böyle derinliklerden gelen bir ses duyacaklar. Bizim tefsir kitaplarımızın bir kısmı merkebin sesine benzer bir fokuldama, bir kaynama sesi. وَهِيَ تَفُورُ Kazanın kaynaması gibi. Kaynayan, o kaynama sesiyle birlikte omurtuları işleyeceğimiz bir ses duyarlar. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ Neredeyse o cehennem öfkesinden parçalanacak. Bir öfke de var. Cehennemin bir öfkesi var. Bu öfke cehennemlikler için. Cehennemin kendi misafirlerine öfkesi. Böyle bir tasvir. Kullama ulqiya fiha fevcun se'alehum hazanatuha elem yetikum nedir? Anlıyoruz ki kitleler halinde, gruplar halinde cehenneme atılmalar olacak. Kur'an diyor ki her bir grup atıldığında cehennemin görevlileri ki bunlar meleklerdir. Zebani melekleri dediğimiz. Cehennemde görevli melekler. Görevli melekler bunlara sual edecek. Elem ye'tikum nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Üzerinde durmamız gereken veya durmak istediğimiz nokta burası. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Çünkü yine Kur'an'dan biliyoruz ki ve in min ummetin illa khala fiha nedir? Hiçbir topluluk, ümmet yoktur ki onlara bir uyarıcı gelmemiş olsun. Dolayısıyla Cenab-ı Allah İlk insandan son insana kadar esasında bir herkese bir uyarıcı, her topluma, her şehre, her ülkeye, her kavme bir uyarıcı göndermiştir. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah öyle diyor. Biz uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Dolayısıyla Allah yarattığı insanları uyarıcıdan mahrum bırakmamıştır. Melekler de bu soruyu soracaklar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Yani sizi cehenneme karşı uyaran, bu hayata karşı uyaran bir uyarıcı gelmedi mi? Hatırlarsanız Peygamberimizin o peygamberliğin nübüvvetinin ilk yıllarında en yakın akrabalarını uyar. وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Orada da uyarma var. En yakın akrabalarını uyar. Ayet-i nazil olunca Peygamberimiz kendi akrabalarını
Bir rivayete göre Sefa Tepesi'nin eteklerini topladı ve onlara şu dağın arkasında, şu tepenin arkasında bir düşman süvari birliğinin olduğunu, saldırmak üzere bulunduklarını söylesem bana inanır mısınız? Tek ağızdan evet demişlerdi. Ama bilesiniz ki bu hayat dediğimiz dağın ötesinde de bir hayat var. Orada da sizi bekleyen bir cehennem var. Ben sizi o hayata karşı uyarıyorum şeklinde başlayan bir uyarısı vardı. Çok ilginçtir. Peygamberimizin o konuşmasından sonra Ebu Leheb de var, amcası. Dinledikten sonra Peygamberimize diyor ki, ey Muhammed diyor, senin dediklerini kabul edecek olursam benim elime ne geçecek? Peygamberimiz olabildiğince enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki, benim dediklerimi kabul eden bir kadın ile bir kölenin eline geçecekse, ey amcam, senin eline de ancak o kadara geçecek. Ebu Leheb'in tepkisi şu: beni bir kadın ve bir köleyle eşitleyen dine de sana da yuh olsun. Tebbet suresinin nüzulü sebebi bu. Çünkü Ebu Leheb imtiyazlı sınıfa mensuptu. Bir kadınla bir köleli eşitliği asla kabul edemezdi. Geçen hafta da öyle konuşmuştuk. Alttaki kesim, ezilen kesimin peygamberlerin risaletine, mesajına koşmaları makul, beklenen bir şey. Ama efendi sınıfına mensup imtiyazlı kesimden birisinin o seviyeye inmesi, köleyle kadınla eşit bir seviyeye inmesi kabul. Bunu kabul etmeleri çok zor. O yüzden Ebu Bekir'in bana göre büyüklüğü oradan. Evet, melekler, cehennemin görevli melekleri soracaklar ki, cehenneme düşen insanlara size bir uyarıcı gelmedi mi? Onların cevabı şu: alu bela. Evet, bize bir uyarıcı geldi. قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. Şüphesiz ki bize bir uyarıcı gelmişti. Bundan şüphe yok. Fakat فَكَذَّبْنَا. Biz onları yalanladık. Biz dedik ki, sen uyarıcı değilsin. Allah seni göndermemiştir. Allah bir vahiy de indirmemiştir. Sen kendini iftira ediyorsun. Yok cinlerden aldığını bize satıyorsun. Bir şekilde onun peygamber olduğunu, uyarıcı olduğunu kabul etmedik. Ve ona sürekli yalancı dedik. Onu yalanladık. Böyle bir şey yok dedik. Cennet diye bir şey yok, cehennem diye bir şey yok, vahiy diye bir şey yok, haşa Allah diye bir şey yok, şu yok, bu yok, sürekli reddettik ve yalanladık. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ. Yalanlamaları bu. Dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Firavun bunu Musa'ya söylemiştir. Ebu Leheb, Ebu Cehil peygamberimize söylemiştir. Roma bunu İsa Aleyhisselam'a söylemiştir. Nuh kavmi Nuh kavmine, Lut kavmi Lut kavmine, her peygamberin kavmi o peygamber, kendilerine uyarıcı olarak gelen peygambere bu sözü söylemişlerdir. Biz inanmıyoruz dediler. İn entum illa fi dalalin kebir. Ve biz o peygamberlere, uyarıcılara dedik ya, siz büyük bir dalalet içindesiniz. Niye? Çünkü kendilerinin hayat tarzı, kendilerinin yaşam tarzı, yaşam biçimi Firavun'un ifadesiyle en ideal, en iyi, en doğru yaşam tarzıdır. İnançları en iyi inançtır. Hayat tarzları en iyi yaşam tarzıdır, hayat tarzıdır. Peygamberlerin onları davet ettikleri öğretiler ise bir sapkınlıktır. Hem de büyük bir sapkınlıktır. Çünkü peygamberlerin içinde doğdukları sosyo, kültürel, ekonomik şartlar peygamberin öğretilene göre hakikaten insanlık çizgisinden derin bir sapmadır. Ama o derin sapmayı yaşayanlar peygamberlerin çağrısını sapma olarak tanımlamışlardır. Biz doğrudayız, siz yanlıştasınız. Biz hakikat üzereyiz, siz dalalet üzeresiniz dediler. Devam ettiler. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Bu itiraf abi, bu çok can alıcı bir itiraf. Ve dediler ki bu cehenneme düşmüş insanlar, keşke biz akledebilseydik, akıl yürütebilseydik, aklımızı kendi başımıza alabilseydik, aklımızı ağaların, paşaların, seydaların, seyitlerin, efendilerin, reislerin cebinden çıkarıp kendi başımıza alsaydık ve o aklımızla kendimiz düşünebilseydik veya ev nesma'u, nasihat edenlerin nasihatını, bize öğüt verenlerin öğütlerini, peygamberlerin getirmiş oldukları nakilleri dinlemiş olsaydık, onlara kulak vermiş olsaydık bu çılgın alevin içinde olmayacaktık. İbn-i Teymiye bu ayetten istinbat ederek diyor ki, akıl ile nakil arasında bir tezat yok, ikisi aynı yere vuruyor burada. Bakın, bu cehennemlikler diyorlar ki, ya akledebilseydik veya vahye kulak verebilseydik. İkisi de bizi bu cehennemden kurtarırdı. Ama biz ne aklımızı çalıştırdık ne de kulaklarımızı dinlememiz gereken yere kilitledik. Hakikati dinlemediğimiz gibi hakikati düşünemedik de. Halbuki Allah bilgi kaynağı olarak, bilgi üreten kaynak olarak bize bir akıl vermiştir, en büyük nimet. Bir de kulak vermiştir. Bir başka yerden alıyoruz bilgiyi. İkisine çalıştırmadık. O yüzden kendimizi çılgın alevde gördük. Böylece fe'terafu bi zenbihim. Kur'an diyor ki, böylece kendi günahlarını itiraf ettiler. Günahları ne? Günahları vahye kulak vermemek veya akledememek.
düşünememek. Bu en büyük günahları, günahlarını itiraf ettiler. Akledemedik, vahye kulak vermedik. Bu onların en büyük günahı ve bu en büyük günahlarından dolayı da Cenab-ı Allah onları çılgın bir ateşe koydu. فَسُحْقَلْ لِيَسْحَابِ السَّعِيرِ Çılgın ateşin ashabına yazıklar olsun diyor El-Fatiha.